hasret giderdik. Sizlerle bir kez daha buluşmayı, bir araya gelmeyi, hasbihal etmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Buradaki son programımız olan ilk kongremizin ardından Ankara'ya dönecek, inşallah çalışmalarımıza orada devam edeceğiz. Kongremizde görev alacak kardeşlerime şimdiden tebriklerimi özellikle bildiriyor. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor. Dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı, her kesimden sivil katliamlarıyla dolu. Son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru, geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Yine bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada gebertecek. Böyle yürüdüler. Son olarak iki yüzbaşı, bir başçavuş. Ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda, evet, onlar şehadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların
izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Maşallah Trabzon'un gençleri de kaynıyor, aynı zamanda kadınları da kaynıyor. Ben onların gözlerinde şunu okuyorum. Biz bugünler için varız diyorlar. Ve inanıyorum ki bu günler için var olan bu analar, bu gençler, bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor. Nitekim bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah'ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gençler, evelallah Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde bütün oraları bunlara biz zindan ettik. Mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. Ve inlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak. Bölgeydi. Sıkıntılı bir bölgeydi. Ve gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.
İşte bu sabah maşallah. Bugün Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakımızın bir kanadı Sayın Devlet Bahçeli ise zaten mecliste biz sizi dinleyeceğiz. Biz size inandık, güvendik, biliyoruz. Dolayısıyla bize gelmenize gerek yok dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve Allah'ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan satında da gösteriyor. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız. Evet. Ben Tonya'nın kadınlarının cesaretini görüyorum. Aynı şekilde Akçaabat'ın hanımlarının cesaretini görüyorum. Çarşıbaşı kadın kollarının cesaretini görüyorum. Ortahisar'ın aynı şekilde cesaretini görüyorum. Araklı'nın kadınlarının cesaretini görüyorum. Sürmene'nin kadınlarının cesaretini görüyorum. İnanıyorum ki sizlerle beraber Çarşıbaşı'nın kadınları da aynı cesaretle bu yolda yürüyor ve yürüyecek. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Evet, aynı şekilde Beşiktaş'ın kadınlarının da cesaretini görüyorum. Kardeşlerim, biz size inandık. Şu heyecanınızda şunu görüyorum. Sizler de bize inandınız. Öyleyse Allah'ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle
yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır. Kardeşlerim, milletimizin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davası, Malazgirt davasının ve bu davanın özellikle zaferinin ardından Anadolu'yu yurt haline getirmeye başlamasından beri sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe programımız var. Yunus'un 700. vefat yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları fethiyle ve gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Dünyanın en gözde coğrafyasında hüküm süren bir millet olarak mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur. Sahip olduğumuz vatanın güzelliğinin bu uğurda akıttığımız her damla alın terini ve her damla kanı hak ettiğine inanıyoruz. Hem coğrafi olarak mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin zenginliğine sahip çıkmak, hem kendi kadim medeniyetimizi yeniden yükseltmek için daha çok çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Evet, karşımda bize her yer Trabzon diyorlar. Bunun için geçtiğimiz 18 yılda ülkemize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat fazlası yatırımı, hizmeti, eseri kazandırdık. Vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımları attık. Evet, bize her yer Trabzon diyorlar. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, evet, Sürmeneli hemşehrilerimin eseri olarak ortada. Tamam da bakarık. O zaman onun çalışmasını biliyorsunuz ofli yapar. Ve bu çalışmanın neticesinde kim kazanırsa onu uzaya göndeririz. Bak şunu da söyleyeyim ha. Bu bir bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Kim kazanırsa o. Öyle mi? Ve Türkiye inşallah yeni bir adımı bu şekilde de atmış olacak. Türkiye'yi asırlara sari kalkınma ve demokrasi mücadelesinde en ileri seviyeye çıkardık. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. İnşallah Türkiye'yi bu hedeflerle buluşturarak gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her karış toprağı istifade etmiştir. Bu çerçevede son 18 yılda Trabzon'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla 35 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık Trabzon'a. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimize
2952 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8794 kişi kapasiteli yurt binaları hizmete açtık. Halen 500 kişilik yüksek öğrenim yurdumuzun inşası, 1500 kişilik yurdumuzun da proje çalışmaları devam ediyor. Şehrimize 41 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte toplam 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Trabzonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 15 hastaneden oluşan toplam 52 sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 900 olan Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. Şehir hastanemizle birlikte 6 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Toplu konutta 8037 konutun yapımını tamamladık. 683 konutun inşası sürüyor. Akçabat Millet Bahçemizi hizmetinize sunduk. Avni Aker ve Vakfı Kebir Millet Bahçelerimizin inşası devam ediyor. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 262 kilometreye çıkardık. Tünelleri, köprülü kavşakları, köprüleriyle yaklaşık 1,5 milyar maliyetle hayata geçirdiğimiz Kanuni Bulvarı yolu ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Aynı şekilde yapımı 24 saat kesintisiz devam eden Trabzon Aşkale yolu, Zigana tüneli ve bağlantı yollarını da inşallah bu yıl bitiriyoruz. Of Balaban yolunu, Yomra Özdil Yağmurdere yolunu, Of Çaykara yolunu ve Akşabat Düzköy yolunu yine bu yıl inşallah nihayet erdiriyoruz. Bakan burada. Onun için Sayın Bakan, bir aksaklık inşallah olmasın. Akçabat Arsin güzergahındaki raylı sistemi de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Trabzon Erzincan hızlı tren projemizin güzergah etüt çalışmalarını seneye tamamlıyor, ardından inşaatına başlıyoruz. Sürmene'ye, Of'a, Vakfı Kebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları, Trabzon'a hamdolsun yat limanını yaptık. Yomra balıkçı barınağı ve Akşabat Darıca balıkçı barınağı içinde çalışmalarımıza başladı. Trabzon limanını yeniden ele alarak onardık. Trabzon'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için bir tesisi hizmete aldık. İki tesisin ise yapımı devam ediyor. Atasu Barajı'nı şehrimize kazandırdık. Trabzon'da toplam 103 adet taşkın koruma tesisi yaparak şehir merkezini, 211 adet yerleşim yerini ve 10 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Solaklı Vadisi'nde örnek bir proje hayata geçirdik. Altındere, Sera Gölü ve Uzun Göl'ün de içinde olduğu 9 Tabiat Parkı'nda gerekli çalışmaları yaparak tabiat turizmine katkı veriyoruz. Trabzon'a toplam
2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Trabzon'a, Of'a, Araklı'ya, Hayrat'a, Sürmene'ye, Arsin'e, Maçka'ya, Akçabat'a doğal gazı getirdik. Ayrıca 2 yıl önce burada söz verdiğimiz Vakfı Kebir'e, Yomra'ya ve Beylikdüzü'ne de doğalgaz arzını sağladık. Büyükşehir Belediye'miz 47 mahalleyi kapsayan 565 kilometrelik içme suyu hattını tümüyle yeniliyor. Yapımı bu ay tamamlanan Araklı Taşönü katı atık entegre tesisi günde 800 ton atığı işleyerek 12 megawata kadar enerji üretecek. Şehir merkezinde yapılan tam otomatik katlı otopark da tamamlandı. Meydana bakan 45 binanın cepheleri yenilenerek görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken aynı bölgedeki 3. etap düzenleme çalışmaları da sürüyor. Yeni otogarın ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıl satış ve tamir konusunda prestijli bir eser ortaya çıkacak. İnşallah önümüzdeki dönem hem bakanlıklarımız hem belediyelerimiz şehrimize çok daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdürecektir. Bu duygularla bir kez daha kongremizde görev alacak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, şimdi anonsumu yapıyorum. Böylece hem tanışmayı sağlayacağız hem de ekibimizi sizlere takdim edeceğiz. Trabzon İl Başkanımız Doktor Sezgin Mumcu. Trabzon Kadın Kolları Başkanımız Meryem Sürme. Kaldır. Trabzon Gençlik Kolları Başkanımız Sefa Küçük Ali.
geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.